Ona vereceğim. Dünya tarihine baktığımızda işgaller, göçler, devrimler, bütün bu tarihsel süreçlerde en fazla kadının etkilendiğini görürüz. İşte o yüzdendir ki biz kadınların mücadele takvimlerinde her zaman kırmızı çizgileri vardır. Bunlardan birincisi vatandır. Çünkü biz biliriz ki bağımsız bir vatan toprağımız olmazsa özgür bir kadınımızı oluşturamayız ve kadınımızın özgürlüğünü kazanamayız. O yüzden her zaman önceliğimize bağımsız vatanımızı kurmayı ve bu uğurda mücadele etmeyi koyarız. Yakın tarihimizde de çok net görürüz. İşgal edilen topraklarda ilk taciz ve tecavüze uğrayan kadınlardır. Ve biz o yüzden savaşın içinde bir fiil savaşarak, cephede savaşarak o zafere ulaşmak zorundayız. Emperyalizmin beslediği bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP her zaman her yerde kadının özgürlük haklarından bahseder ve özgürlüğüne kavuşturacağını söyler. Ancak biliriz ki PKK kadını ancak canlı bomba olarak ölüme yollar ve öldürür. İşte bu yüzdendir ki emperyalizme ve bütün desteklediği bölücü terör örgütlerine karşı da mücadele etmek biz kadınların yaşam hakkını savunmamız için en öncül ihtiyacımızdır. İkinci kırmızı çizgimiz eşitliktir. Görünmezliğe hapsedildiğimiz yüzyıllar boyunca yıllar süren mücadelelerle kazandığımız haklarımızı her koşulda savunacağız. Cumhuriyet devrimimizle birlikte Türkiye'de kazandığımız haklar bugün bir fiil şu an elimizden alındığını görüyoruz. Yerel seçim gündemindeyiz. Bütün partilerimiz çarşaf çarşaf belediye başkan adaylarını açıklıyor ama içlerinde neredeyse kadın aday yok. Ne yazık ne acı, genel başkanlığını bir kadının yürüttüğü partide bile sadece %4 oranında bir kadın aday var Türkiye'de. Biz kadına seçilme hakkı tanımayan hiçbir partiye seçme hakkı tanımayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Üçüncü kırmızı çizgimiz emek. Bugün de burada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde koplandık. 8 Mart 40 bin tane dokuma kadın işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemesi nedeniyle başlattığı grevde çıkan yangında ölen 120 kadın işçisinin anmak ve onun mücadelesini yaşatmak için kutlanmaya başlamıştı. Ve bugün burada aslında 8 Mart'ta çok da önemli bir haberi sizlere ilan da etmek isteriz. Biliyorsunuz 297 gündür Flormar işçisi hakları için direniyordu. Bugün haklarına kavuştu ve grevini başarıyla sonlandırdı. Buradan da onları alkışlıyoruz ve kutluyoruz. Dünyada her şey kadının eseri der Mustafa Kemal Atatürk. Bizler hayatın her alanında, üretimin içinde, üretimden gelen gücümüzle var olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece 8 Mart'ta değil, her gün tekrar tekrar bilincimize çıkaracağız. Kadınıyla erkeğiyle Cumhuriyet'in eşit birer yurttaşı olarak yaşamaya, üretmeye, yaşamın içerisinde her alanda olmaya, evlere hapsolmamak için yaşamın içerisinde kendimizi var etmeye devam edeceğiz. Ve bu yıl 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlarken biz kadınlar vatanımız, emeğimiz ve eşitliğimiz için her türlü görevlere hazır olacağız. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen'e konuşmasından dolayı